İstanbul'da yapılan 18 Türkiye Şampiyonası'nda bir 3000 metrede Türkiye şampiyonu olurken 1500'e 4 sarısıyla Türkiye şampiyonluğunu kaçırarak Türkiye ikincisi olmuştum. O 20'lerde 3000 metrede kendimden 4-5 yaş büyüklerle 3. olmuştum. Öncelikle okuldaydım. Benim beden eğitimi hocam vardı. Bana dedi kızım gel gidelim, bir tane yarış var, ona katılalım. Ben de dedim tamam. Gittik oraya, yarışa katıldım. Orada ikinci oldum. Orada benim hocam Mehmet Akkuyun hocam beni orada seçerek ve sonra takımına istedi. Ben o takıma geçtim. Ondan sonra böyle dereceler falan yapmaya başladım. Başlanmadan da çok büyük zorluklarla başladım. Ailem gitmemi istemiyordu. Benim antrenörlerimle, Münir hocamla falan geldiler. Ailemle konuştular. Ailem falan izin vermiyordular. Bir iki ay falan geçti. Ailem sonra izin vermeye başladılar. 1,5 yıl içerisinde 35 tam madalya topladım. Aynı performansı Avrupa'da da göstermek istiyorum. Her sporcunun hayali olan dünya şampiyonasının ona da oraya gidip de Türkiye'me en iyi şekilde madalya alıp dönmek istiyorum. Son 1,5 yılda ulusal çapta yapılan neredeyse bütün müsabakalarda ilk üçe girerek ilimize madalya getirmeyi başardı. Ve onun akabinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Şu an Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu. En son 2-3 Şubat'ta ve 4-6 Şubat'ta İstanbul ilinde yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda U20'de kendinden yani 3-4 yaş büyüklerle yarışıp 3000 metrede 3. sırayı elde ederek ilimize madalya getirmeyi başardı. Onun akabinde işte 4-6 Şubat tarihlerinde 18 Türkiye Salon Şampiyonası'nda 3000 metrede rakiplerine büyük fark atarak Türkiye şampiyonu oldu. İkinci gün 1500 metrede gene yarış yapıldı. Kızımız işte orada son 50 metrede rakiplerinin 0.4 salise gerisinde kalarak gene ikinci olarak ilimize ikincilik madalyasını getirdi. Kızımız gerçekten zorlu bir süreçte yani ailesinin özellikle daha önce bu spora karşı olmalarından dolayı bu spora kazandırma konusunda biz antrenörler olarak biraz sıkıntı çektik. Aileleri ikna etmemiz sonucunda kızımızı spora kazandırdık. Şu an artık Türk atletizminde yavaş yavaş söz sahibi olmaya başlıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte ablalarını örnek alarak ulusal olsun, uluslararası arasında olsun biz sesimizi duyurmaya çalışacağız. Şartlar bizi zorlamıyor değil, çok zorluyor. İnşallah biz bu şartların üstesinden gelip en iyisini yapmaya çalışacağız. Sen şeyle, hakları var. Ne yaşın? Ya ben...